Merhaba çocuklar, nasılsınız? Çok iyisiniz hepiniz de, aferin. Bugün sosyal dersimizden tekrar yapacağız. Konumuz gördüğünüz gibi küresel bağlantılar, yani ülkeler arası ilişkiler. Dünyada sadece bizler yaşamıyoruz değil mi çocuklar? Bir sürü ülkeler var. Onlarla birlikte biz de yaşıyoruz. Tabii ki bu arada farklı bağlantılarımız oluyor. Ekonomik, siyasal değil mi çocuklar? Şimdi onlardan biraz okuyalım bakalım nelermiş. Ülkeler arası ilişkiler. Dünya üzerindeki ülkeler arasında ekonomik ilişkiler ön plandadır. Ülkeler kendi ürettikleri malları diğer ülkelere satar, başka ülkelerden mallar satın alırlar. Satılan mallardan elde edilen gelirler ülkelerin geçim kaynaklarıdır. Bir ülkeye ülke dışından başka ülkelerden mal alınmasına ithalat. Bir ülkenin kendi ürettiği malların ülke dışında başka ülkelere satılmasına da ihracat adı verilir. Ülkemiz dünyada önde gelen fındık ve incir üreticilerindendir. Ayrıca tahıl ve unlu mamuller, bazı tarım ürünleri, tekstil ürünleri de dış ülkede sattığımız ürünlerdir. Dış ülkelerden de petrol, doğalgaz, makina ve sanayi ürünü, bazı askeri malzemeler almaktayız. Dışarıya daha çok ürün satan ülkeler maddi bakımdan gelişir ve zenginleşirler. Evet, bakalım ülkeler arasında ilişkide farklı yerler, farklı yaşamlar. Tabii ki çocuklar, insanlar farklı yerlerde yaşıyor, farklı bir yaşantıları oluyor. Onları da bir okuyalım. Dünyanın değişik yerlerinde ülkelerde yaşayan insanların yaşam tarzları, giyimleri, beslenmeli alışkanlıkları gibi özellikleri birbirinden farklıdır. Bu özellikler toplumların kültürlerinin ürünüdür. Dünyada birçok ülke olduğuna göre birçok da farklı kültürler vardır. Dil kültürü oluşturan en önemli ögelerden biridir. Mesela İngiltere'de İngilizce, Yunanistan'da Yunanca, Gürcistan'da Gürcüce, Irak'ta Arapça konuşulmaktadır. Türkiye'de ne konuşuluyor? Tabii ki dilimiz Türkçe konuşuluyor. Evet, farklı toplumlarda yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları da değişik olması coğrafi faktörleri önemli bir rolüdür. Avrupa ülkelerinden olan Hollanda peyniri İtalya'nın makarnası ile ünlüdür. Denize kıyısı olan ülkelerde balıkçılık, iç kesimlerde de tahıl ürünleri yetiştirilir. Ülkemizde her yöreye özgü tahıl, sebze ve hayvansal ürünler oluşturan değişik yemekleri görmek mümkündür. Tabii ki çocuklar, Karadeniz bölgesinde, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da farklı yemek çeşitleri, farklı kültürlerimizi görebiliyoruz. Evet çocuklar, bir de bizlerin özel günlerimiz vardı. Bu özel günlerimiz nelerdi? Dini ve milli bayramlarımız. Dini bayramlarımız Ramazan ve Kurban Bayramı dini bayramlarımızdır. Tüm Müslüman ülkelerde ortak olarak kutlanır. Ramazan bayramından önce oruç tutulur. Daha sonra 3 gün süreyle Ramazan bayramı kutlanır. Kurban bayramı da 4 gündür. Her iki bayramda resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Tabii ki bu duruma çocuklar çok seviniyordur. Evet, geldik milli bayramlarımıza. Milli mücadele sırasında gerçekleşen önemli olayların bazılarını milli bayram olarak ilan edilmiştir. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün 19 Mayıs 1919'da hangi bayramı kutluyoruz? Evet, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi 23 Nisan 1920. O zaman da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da Kurtuluş Savaşımızın zaferiyle sonuçlanan günü zafer olarak kutluyoruz, 30 Ağustos'u. Evet, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle her 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.
Evet çocuklar, bir de dünyada kutlanan özel günler vardır. Onlar bizim özel günlerimizde. Bakalım Şükran Günü. Şükran Günü neymiş? Amerikan geleneği olarak bilinen, her sene Kasım ayında kutlanan bir bayramdır. Bu bayramda tüm aile bireyleri bir araya gelir. Demek ki Şükran Günü böyle oluyormuş. Paskalya yortusu, yani bayramı, Hristiyanlıkla ilgili bir bayramdır. 22 Mart 25 Nisan aralarında, tarihi aralarında kiliselerde ayin yaparlarmış. Noel tortusu 25 Aralık'ta başlayan, yaklaşık bir hafta süreyle kutlanan Noel, Avrupa ve Amerika kıtasında birçok ülkede kutlanırmış. Dini bir bayram olan Noel, verimlilik ve bereketi sembol eden süslenmiş çam ağaçlarıyla kutlanır. Ayrıca Noel bebek kutlamalarında bir parçasıymış. Evet, yılbaşı 31 Aralık 1 Ocak arasında miladi takvime göre yeni bir yılın başlangıcı olarak kutlanmaktadır. Bu kutlamalar bütün dünyaya yayılmış, gelenek haline gelmiştir. Evet, Nevruz'u okuyalım. 21 Mart tarihinde yeniden doğuş ve bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz, Türk tarihinin başlangıcından bu yana olan bir bayramdır. Bu bayramda topluca yemekler yenir ve eğlenceler düzenlenir. Bunların dışında birçok ülkede kutlanan Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Barış Günü, İnsan Hakları Haftası gibi birçok özel günler de vardır. Bakalım ortak miras. Geçmişte yaşamış uygarlıkların günümüze kadar kalan sanat, düşünce, edebiyat ve bilim alanındaki eserlere ortak miras adı verilir. Evet, gördüğümüz gibi çocuklar, UNESCO tarafından 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın korunmasına dair sözleşme kabul ederek ortak miras eserleri koruma altına alınmıştır. Evet, gördüğünüz gibi Mısır piramitleri, evet Rodos heykeli, Taç Mahal Hindistan'da, Çin Seddi Çin'de, Babil'in asma bahçeleri ve Nemrut Dağı Türkiye'de. Bunlar çocuklar ortak, dünyanın ortak mirası koruma altına alınmışlar. Evet, bakalım. Bazı özel günler sadece bir ülkede kutlanırken bazıları birçok ülkede kutlanmaktadır. Buna göre aşağıdaki özel günlerin numaralarını kutlandıkları ülkelere yazar mısınız? Evet, biz de yazalım bakalım. Türkiye'de 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12. Bunlar çocuklar Türkiye'de kutlanan özel günler. İran'a bakalım. Evet, İran'da kutlananlar 8, 9 ve 7. İngiltere'de 2, 3 ve 4. İtalya'da 4, 2, 3 ve 7. Brezilya'da bakalım. Evet, Brezilya 2, 3, 4, 7. ABD, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 2, 3, 5, 7 ve 11. özel günler. Türkmenistan'a bakalım. 5, 6 ve 7. Azerbaycan 4, 6 ve 7. Kanada 2, 3, 4 ve 5. Çin'e bakalım. 4 ve 7 kutladıkları. Rusya 2, 3, 4 ve 7. Almanya'ya bakalım. Almanya'da 3, 4 ve 7. Kazakistan 4, 6 ve 7. Avustralya 2, 3, 4 ve 7. Hollanda 2, 3, 4 ve 7. Evet, dikkat ederseniz çocuklar, özel günlerin kutlandığı en fazla ülke bizim ülkemiz. Evet, diğer sayfamıza geçelim. Evet, bakın çocuklar, kanguru, lale, pizza, güreş, tekvando. Evet, burada Bremen mızıkacıları. Bunlar diyor hangi ülkeye aittir? Eşleştirin. Lale Hollanda'ya. Lale Hollanda. Kanguru Avustralya. Güreş Türkiye. Karateler Güney Kore. İtalya pizza. Türkmenistan halı. Almanya Bremen mızıkacıları. Evet, bunları da böylece eşleştirdik. Demek ki
Hollanda'da en çok ne yetişiyormuş? Lale. Evet, diğer sayfamıza geçelim. Evet, geldik konumuzla ilgili test. Fransa, İngiltere, Kazakistan ve Hollanda Avrupa kıtasında yer alır. Bu cümledeki altı çizili ülkelerin hangisinde bilgi yanlışlığına sebep olmuştur? Evet, 3. Kazakistan Avrupa'da değil, Asya'dadır. Evet, nokta nokta Türkiye'nin doğu sınırında yer alan ülkedir Bulgaristan. Sevgililer Günü, Cadılar Bayramı, Paskalya Yurtusu, Kına Gecesi. Hangisi ülkemizin kültürüne ait bir unsurdur? Kına Gecesi. 4. Yeryüzündeki insanlar tek çatı altında benzerlikleri nedeniyle toplansalar dahi farklılıklar olacaktır. Yemek kültürü, giyim, müzik, yaşanılan imkanlar. Kaç tanesi diyor? 4'ü de çocuklar olabiliyor. Farklı yörelerde, farklı yerlerde yaşayan insanlar müzik, yaşam mekanları, yemek ve giyim tarzları farklı olabiliyor. Evet, 5. Yukarıda tanıtılan ülke aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Evet, Hollanda, başkenti Amsterdam, Avrupa kıtasının kuzeybatısında en önemli lale üreticisiymiş. Holstein ineklerinin süt verimi yüksek olması nedeniyle dünyaca ünlüymüş. Evet, Türkiye, Türkmenistan, Kırgızistan, bu ülkelerde ortak kutlanan bayram hangisidir? Tabii ki Nevruz'dur. Evet, 7. Hollanda, Brezilya, Almanya, İtalya. Yukarıdaki ülkelerden hangisi Avrupa kıtası üzerinde yer almaz? Almayan Brezilya'dır çocuklar. Brezilya Amerika kıtasındadır. Evet, geçiyoruz. Evet, 8'e bakıyoruz. Türkiye, Hindistan, Fransa ve Mısır. Yukarıda verilen eşleştirmeleri bilgi yanlışını düzeltilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Evet çocuklar, bence 2 ve 4. Taç Mahal Hindistan'da, piramitlerde Mısır'da olması gerekir. 9. soru. Nil Nehri, mumya, piramitler. Yukarıdakileri anımsattığı ülke hangisidir çocuklar? Nil, piramitler falan diyeceğim, hemen aklımıza ne geliyor? Mısır. Evet, 10. Noel tortusu ve Paskalya bayramı hangi numara ülkelerinin kutlanmaz? Evet, 2. Türkmenistan'da kutlanmıyormuş. 11. soru, bizim milli bayramlarımız yazılmış. Hangisi simgeyle gösteren bölüm şemadan çıkarılmalıdır? Atatürk'ü anma, gençlik, çocuk bayramı, kurban bayramı, zafer bayramı. Kurban bayramı ne, dini bayramımızdı? Onu çıkarmamız gerekiyor. Evet. 12. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bayrağı ülkemizin bayrağına benzemektedir? Bakalım. Evet, Tunus'un bayrağı bizim bayrağımıza benziyormuş. 13. Aşağıdakilerden hangisi değişik ülkelerde yaşayan insanlar arasındaki farklılıklardan değildir? Evet, beslenme ihtiyacı. Tabii ki nerede yaşarsan yaşa mutlaka beslenmen gerekiyor. 14. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden ayrılırmış? Evet, Yunanistan. Çünkü diğer Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan Asya'da, Yunanistan'da, Avrupa'da. Evet, nokta nokta kutlamaları 2 Mart tarihinde birçok ülkede yapılır. Evet, Nevruz. Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan bu Asya ülkelerindedir. Yanlış olan hangisi diyor? Evet, Bulgaristan nerededir? Avrupa'dadır. Evet, Güney Kore, Pekin, Rusya, Moskova, Almanya, Berlin, Avusturya, Canberra. Evet, başkenti yanlış olan Güney Kore'dir. Pekin, Çin'in başkentidir. 4. Verilen ülkelerin kültürleri düşünüldüğünde özel gün kutlamaları hangisi yanlış olur? Evet, İtalya Ramazan bayramını kutlamıyor. Ramazan bayramını hangi ülkeler? Müslüman olan ülkeler kutluyor. Evet, Orta Asya ve Doğu Avrupa arasında yer alan ülke yüz ölçümü bakımından dünyanın 9. ülkesidir. Başkenti Astana'dır. Bakalım Astana nereye? Kazakistan'ın başkenti. 6. Aşağıdakilerden hangisi dinlerle ilgili bir bayram değildir? 30 Ağustos Zafer Bayramı. 7. sorumuz, bayrağı verilen ülkelerin hangisinin dili Türkçe değildir? Bakalım.
üçüncüsünün Türkçe değilmiş. Bir Amerikan geleneği olarak bilinir. Kasım ayında kutlanan bu bayramda aile bireyleri bir araya gelerek toplanırlar. Bu özel gün aşağıdakilerden hangisidir? Şükran günüymüş çocuklar. Evet, son sayfamıza geldik. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Görseldeki gelenek ve göreneklerin sahibi ülke hangi seçenekle verilmiştir? Evet, kına gecesi Türkiye. Onuncu sorumuz, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde iklim ılımandır. Meşruti krallıklarla yönetilen ülkenin milli bayramı, Kraliçe Elizabeth'in doğum günüdür. Liverpool ülkenin önemli bir liman kentidir. Ayrıca bir de Liverpool futbol takımı vardı değil mi? Bu parçada sözü edilen ülke aşağıdakilerin hangisidir? İngiltere'dir. 11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ramazan bayramını kutlamaz? Japonya kutlamaz çocuklar. Geldik Avrupa ülkeleri. İtalya, Yunanistan, Belçika, Pakistan. Renkli bölümden hangisi çıkarılır? Pakistan'ın çıkarılması lazım. Çünkü Pakistan Asya'da. Yunanistan'da yaşayan Astra, Türkiye'deki mektup arkadaşına ülkesini tanıtan bir tebrik kartı göndermiştir. Tebrik kartı üzerinde aşağıdaki görsellerden hangisi bulunabilir? Evet, Yunanistan'da yaşıyormuş. Evet, gördüğünüz gibi burası Selanik, Atatürk'ün doğduğu ev. Evet, 14 Sofya, Atina, Bükreş, Taşkent. Yukarıdaki tablonun içinde yazılı olanlar hangisi Özbekistan'ın başkentidir? Evet, Taşkent, Özbekistan'ın başkentidir. Evet çocuklar, bu konumuzu da tekrar ettik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın.